Aktif Öğrenci dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yasin Durak. Bugünkü dersimizde arkadaşlar üniversite hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerimiz için İngiliz sınav soruları ve cevapları nasıl çözülür? Onun üzerinde bir çalışma yapıldı. Bu çalışmamız 5 sorudan ve 5 cevaptan oluşmaktadır. Burada asıl önemli olan sorular çözerken nereye dikkat edilmesi lazım? Onlar üzerinde bir çalışma yapıldı arkadaşlar. Faydalı olması ümidiyle başlayalım şimdi. Birinci sorumuz: This is the first time in the country's economy that its money currency value. İşte ülkenin ekonomisinin de ilk defa olan bir şeydir diyor. Ne olmuş arkadaşlar? Kendi parasının değerinin nokta nokta olduğunu belirtiyor. İlk defa böyle bir şey gerçekleştiği için arkadaşlar İngilizce de cümlede this is the first time, that is the first time veya gibi ifadelerde arkadaşlar. Bakın present halde kullanılmış. Present perfect tense kullanılır. Burada da arkadaşlar A, B, C, D şeklinde present perfect tense bize arkadaşlar have, has artı verb 3'ü belirtir. O yüzden doğru şıkkımız burada A'dır arkadaşlar. O yüzden şöyle tamamlamamız lazım. This is the first time in the country's economy that its money currency value has increased. İkinci sorumuza bakalım. There is no doubt that internet usage nokta nokta. Burada internet kullanımında ülkede nokta nokta ile ilgili bir şüphenin olmadığını gösteriyor. Mesela burada spread yayılması demek arkadaşlar. Burada enable kelimesi var. Mümkün kılmak, imkan vermek anlamında. Şimdi internet kullanımı ülkede yayıldığına dair herhangi bir şüphe yoktur. Ve bu sosyal platformlarda insanların birbirleriyle daha hızlı iletişime geçmesine imkan veriyor arkadaşlar. O tür ifadeleri kullanacağız. Tabii ki İngilizce'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Zaman uyumu çok önemli. Genel itibariyle tabii ki bazı istisnalar da vardır ama yalnız bu dersimizde istisnalar üzerinde değil de genel kurallar üzerinde bir çalışma yapıldı. O yüzden genel olarak ben size bilgilendirme yapacağım. Bakın burada there is no doubt, yani present halde kullanılmış bir cümle var. İnternet kullanımı yayılmıştır arkadaşlar. Yani yayılıyor. Bakın B ve C seçenekleri doğru gibi gözükebilir. Yalnız şuradaki cümlemiz çok önemli. And it nokta nokta people to communicate faster. Ve insanların hızlı bir şekilde iletişim kurması ne yapıyor? İmkan veriyor veya sağlıyor diyebiliriz. Burada present tense halinde kullanılan iki ifademiz var. Is spreading ve enables. Burada B'yi seçemeyiz çünkü burada present perfect continuous tense var. Ama ikinci cümlede şurada enable demiş. Past tense kullanmış. O yüzden burada uyumsuzluk var arkadaşlar. Zaman uyumsuzluğu olduğu için doğru seçeneğimiz burada C şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza gelelim. The children nokta nokta at the park for hours before rain started. Bakın arkadaşlar. Started geçmiş zamanda kullanılır. Rain yağmur başlamadan önce bir olay olmuş. Ne olmuş? Çocuklar parkta oynamaktaydılar. Burada arkadaşlar oynamaktaydılar diyorum. Çünkü burada for hours saatlerce parkta oynuyorlardı anlamına veriyor. O yüzden burada ki doğru seçeneğimiz arkadaşlar past perfect continuous tense olmalı. Burada şu da olabilirdi. The children were playing at the park for hours. Bu olmaz büyük ihtimalle. Çünkü burada zaman belirttiği için doğru seçeneğimiz arkadaşlar C şıktır. Had been playing. Diğerleri şimdiki zaman present perfect continuous tense. Bu da geleceğe dair bir ifade arkadaşlar. O yüzden doğru seçeneğimiz burada C'dir. How long nokta nokta you to make this cake now? Arkadaşlar bu keki şu an yapmak ne kadar zamanı alır diye bir cümle kullanacağız burada. Bakın how long took you, is taking you, had taken. Bunların kullanım yerleri yanlış arkadaşlar bu cümleye göre. Doğru kullanım şurada gördüğünüz gibi. How long does it take you? Yani senin ne kadar zamanını alır? Burada it kullanmamızın bir sebebi var. Çünkü yapacağım bu kek pişirme eyleminin diğer bir şekilde tanımlaması bu şekilde başlar arkadaşlar. It takes şeklinde başlayacağı için olumlu cümlelerde how long does it take you soru kalıbı bu şekildedir. O yüzden doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Ve 5. sorumuza gelelim. The next time I nokta nokta to school, pardon İstanbul diyor. I will visit the Topkapı Palace and Hagia Sophia one more time. Yani bir sonraki seferde İstanbul'a gideceğim zaman tekrardan bir kez daha Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezeceğim diyor. O yüzden burada doğru seçenek olarak arkadaşlar present halde kullanılır bu tip ifadelerde. The next time daha sonra gelen cümlelerde present simple tense kullanılır. Yani geniş zaman. O yüzden burada I travel dememiz doğru seçenek olacaktır. The next time I travel to Istanbul. Yani bir sonraki sefer İstanbul'a gideceğim vakit. I will visit the Topkapı Palace. Buradaki arkadaşlar büyük ihtimalle when'e birazcık karşılık gelen bir yapı. When I
travel to İstanbul şeklinde düşünebilirsiniz. O yüzden burada present hali kullanılması daha doğru olur arkadaşlar. Diğer seçenekler bunu karşılamaz. Arkadaşlar 5 tane sorumuzun çözümü bu şekilde oldu. Birazcık hızlı oldu ama ben size bazı ipuçları vermeye çalıştım. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yine bu dersimizle ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bu ilk çalışmamız. Birkaç çalışma daha bunun üzerinde yapmak istiyorum. Umarım faydalı olur. Abone olmayı unutmayın ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.